Sebe suresi 26. Şeytandan Allah'a sığınırım. De ki Rabbimiz kıyamet günü bizi bir araya toplayacak. Sonra hak ile aramızı ayıracaktır. Ve o gerçek hükmünü verecek, hak ve batının arasını açacaktır. Ve her şeyi hakkıyla bilendir. O gerçek hükmünü verecek, hak ile batının arasını açandır, her şeyi hakkıyla bilendir. Bu ayetin ebcedi 2010 tane veriyor. Maşallah. Aynı zamanda Mehdiyet'e bakan bir ayet. Cenab-ı Allah'a hitap var burada ama Mehdiyet'e de ikinci işaret anlamı olarak bakıyor. Bak, o gerçek hükmünü verecek, hak ile batının arasını açandır. Cenab-ı Allah demek ki hak ile batının arasını 2010'dan sonra daha da şiddetlendirecek. Hak ile batının arası, yani Darwinist materyalist düşünceyle Mehdi cemaatinin arasında muazzam bir uçurum olduğunu halk görecek. Ve her şeyi hakkıyla Cenab-ı Allah'ın bildiğini görecekler. 2010'a ebcedi de 2010 tane veriyor. Maşallah. Cenab-ı Allah'ın tabii bu ayet her devre bakıyor ama Mehdiyet devrine de baktığı açıkça görülüyor. 28. ayet, biz seni ancak bütün insanlara bir müjde verici ve uyarıcı olarak gönderdik. Ancak insanların çoğu bilmiyorlar. Mehdi'yi bilecekler mi? İnsanların çoğu başlangıçta bilmeyecekler. Evet. Onlar eğer doğru söylüyor iseniz bu vaat ettiğiniz ne zamanmış derler. Yani Mehdiyet ne zaman hakim olacak? İsa Mesih ne zaman inecek? İttihat-ı İslam'ı ne zaman olacak? De ki sizin için belirlenmiş bir gün vardır ki ondan ne bir an ertelenebilirsiniz ne de bir an öne alınabilirsiniz. Hem kıyamete bakıyor, hem İttihat-ı İslam'a, Türk İslam Birliği'ne bakıyor, hem İsa Mesih'in görülmesi, Mehdi'nin alenen belli olmasına da bakıyor ayet. İnşallah. Bak, de ki sizin için belirlenmiş bir gün vardır ki ondan ne bir an ertelenebilirsiniz ne de bir an öne alınabilirsiniz. O gün geldiğinde Mehdi mutlaka ortaya çıkar, o gün geldiğinde İsa Mesih ortaya çıkar. O gün geldiğinde de kıyamet mutlaka kopar. İnşallah. İnşallah. Biz hangi ülkeye bir uyarıcı gönderdikse, biz hangi ülkeye bir Mehdi gönderdikse, mutlaka oranın refah içinde şımaran önde gelenleri, yani zenginlikten kudurmuş, şımarmış, enaniyet yapmış, büyüklük hissine kapılmış veyahut Müslüman olduğu halde holdingçi olmuş, holdingçi olmanın verdiği şımarıklıkla, enaniyetle kendini kaybetmiş. Gerçekten bu böyle kişiler diyorlar ki, şeytana Allah'a sığınırım, gerçekten biz sizin kendisiyle gönderildiğiniz şeyi tanımıyoruz demişlerdir. Yani biz ne peygamberi tanırız diyorlar o dönemde. Ahir zamanda ne diyorlar? Biz Mehdi'yi tanımayız. Mehdi gelmeyecek. Nedir? Nasıl gelmeyecek? Ertelemek istiyoruz. Veyahut şahsı manevi demek istiyoruz. Veyahut geldi geçti demek istiyoruz. Gibi bahanelerle engellemeye çalışacaklar. İnşallah. O ülkeyi İstanbul'a işaret ettiğini söylemiştiniz hocam. Ayetteki inşallah. 34. ayet. Ha, evet. 34. Evet, sure olması itibariyle. Evet, evet. 34 İstanbul'un kodu olduğu için. Bak, biz hangi ülkeye bir uyarıcı gönderdikse, bir Mehdi gönderdikse, mutlaka oranın refah içinde şımaran önde gelenleri. Çünkü bir kısım Müslümanlar biraz paralanınca, biraz mal mülk edinince, değil mi? Holdingleşince dinden, imandan ayrı bir çizgiye girdiler. Bambaşka bir kafaya girdiler. Refah içinde şımaran önde gelenleri, gerçekten biz sizin kendisiyle gönderildiğiniz şeyi tanımıyoruz demişlerdir. Yani ne Mehdi'yi tanıyorlar, ne İsa Aleyhisselam'ı kabul ediyorlar, ne İttihat-ı İslam'ı, ne Türkistan Birliği'ni. Ve biz mallar ve evlatlar bakımından daha çoğunluktayız. Demek ki dertleri neymiş? Mallar ve evlatlar. O yüzden de yanaşmak istemiyorlar. Ve bir azaba uğratılacak da değiliz demişlerdir. Yani Allah bize bela da vermeyecek diyorlar. Bir şey yok diyorlar. Kıyamet de yok. Çok uzun süreler sonra olacak diyorlar.